Kararan aynalar var ki onlar da en büyük dertlerimizden. Yine bir. Biz sorduk. Evet. Dedik ki siz nasıl yapıyorsunuz? Bakalım ne yanıt almışız? Ayna temizliğinde püf noktalarınız var mı? Ayna temizliğinde daha çok şeyle, böyle kolonyayla falan siliyorum aynaları. Yani düz, temiz suyla. Ya kağıtlarla falan silinirse eski usul kağıtla o da parlak yapıyor. Gazeteyi ben akşamdan ıslatırım, onunla silerim. Çok güzel parlatıyor. Şimdi en ilginci gazete dedi. Gazete. Mesela. Aslında eskiden cam bezi diye bir şey vardı. O cam bezleri eski çarşaflar, yastık yüzleri ya da eski tişörtlerimizi annelerimize atmazdı. Onların tüyleri gittiği için onlar pek bir güzel camları silerdi. Güzeldi. Ancak artık günümüzde öyle çok bir şeyler yok ama böyle mikrofiber dediğimiz bazı bezler var. Burada var. Ben de bunlardan getirdim. Neden aynalar çok önemli? Çünkü ayna ve gözlük önemlidir. Gözlüğünüz eğer kirli olursa dünyayı çamur görürsünüz, kirli görürsünüz. Gözlüğünüz parlak olursa siz de her şeyi temiz görürsünüz. Ama ayna evimizde olmazsa olmaz bir şeyimiz. Çok da çabuk kirlenir. Çok da çabuk kararır. Kirler, tozlar, kararmalar bunların üzerinde olur. Bakın zaten burada da böyle bir şey var. O bakımdan aynaların temizliğinde dikkat etmemiz lazım. Ayna temizliğinde buradaki kirleri söken en önemli unsurlardan bir tanesi hiç şüphesiz sirkedir. Şimdi bu camları silen hazır kimyasallar var. Aynaları, onlar leke bırakıyor camları. Hocam. Leke bırakması bir tarafa, herkes bunu çok iyi bilsin ki onları kullandığımızda onların içerik bilgisinde de yazar zaten. Alkol ve amonyak vardır. Hı hı. Alkol cildimizi, amonyak da ciğerlerimizi tahrip eder. Şimdi camı aynayı iyi temizleyeceğiz diye onları ortama sıktığımızda evimizin, odamızın ortamı da bozuluyor. Oysa ki sirkenin böyle bir derdi yok. Hadi sirkeyle bazı hanımefendiler diyecek ki şimdi ya işte o da kötü kokuyor falan. Onlar bir iki dakikada kötü koku gidiyor. Ama bir püf noktası daha istiyor musunuz? Lütfen. Peki. Evet. İşte benim sabah çayım. Şekersiz demli çay. Şimdi bu aynı zamanda çok güzel, çok etkili bir cam ve ayna temizleyicisidir. Çayın içerisinde bulunan tanik asit kirleri, yağları çok etkili olarak çözer. Şimdi bakın ben bu bardağın içerisinde şöyle bir parça peçeteden istifade edeceğim. Azıcık peçeteye sabah çayınızı içtiniz. Ben hep onu söylüyorum. Şekersiz. Şekersiz. Atmayın. İki şey de çok iyi işe yarar. Camlar ve aynada, bir de ahşap yerlerde, yer ahşap temizliğini yerde. De evet çayla çok güzel temizlersiniz. Şimdi bakın peçeteye çayı emdirdim ve daha bak siler silmez hemen parlamaya başlıyor. Çünkü içinde aslında temizleme özelliğine sahip olan, bakar mısın? Şöyle gösterelim seyircilerimize. Daha ıslakken ışıldamaya başladı. Aynen öyle. Gayet doğal. İçinde alkol yok, amonyak yok, bizi zehirleyecek bir şey yok. Bayağı içtiğimiz gıda vasfında olan bir şey var. Bütün mesele bunu sildikten sonra bunun çok güzel nemini almaktan ikinci aşama. Gene iyi pamuklu eski bir bezle bunu yapabiliriz. Ama asıl temizleme ve parlatma işini tam da yayında da hanımefendinin söylediği gibi eski bir gazetenin yaptığını hiçbir şey yapmaz. Dikkat edin, eski bir gazete dedim. Yeni gazetelerin boyaları da yeni olduğu için hem koku olarak zararlıdır. Gerçekten çok zararlıdır insanlara. Yani günlük gazeteyi okurken bir parça da zehirleniriz aslında. Bakmayın siz. Bilgi olarak değil, koku olarak. Koku olarak. Eski gazete eskidiği zaman çok güzel bu suyun nemini çok iyi alıp çok iyi parlatma özelliğine sahip olan bir materyaldir. Demek ki sirkeyle silebileceğimiz gibi şöyle göstereyim. Evet. Çayla silip önce bezle onun nemini alıp daha sonra da parlatma işini de eski bir gazeteyi böyle top top yapıp biraz sabırlıca olmak lazım. Sildiğinizde işte gerçek anlamda ekolojik olarak aynalarımız pırıl pırıl olur. Aynada pırıl pırıl oldu biz hocam. De evet pırıl pırıl oldu. Bir telefonumuz var. Tamam. Hemen alalım. Hay hay. Günaydın.